Bakara'nın 14 yılda Hazreti Umar yutla geldi. Hazreti Umar Bakara'nı 14 yılda yutla geldi. Ve hakikatte Bakara'nın 10 milyonu aylengenler. Şimdi ular yot olgen de şunçaki yot oluşmagen belki özlerinin badanlarına, kalplerine sindirgenler. Sindiriş kanday böyledi dese, sindiriş öşe iki yol bilen böyledi. Birincisi amal bilen, amal nima degen dese, onu köp tekrarlaş bilen böyledi. Yani kaçan bir odam bir narsanı köp tekrarlayıversa, hayoldan ütkaza verse ve fakat şunu öyle buyursa, öşe narsa badanga singiydi. O yakşilik bölsün, yomolik bölsün ahmeti yok. Öşe üçün, nimani o'qiyotganligingizga e'tibor qarating. İhlos surasida o'tdik-ku. İhlos surasini ko'p o'qib yurgan, turganda ham, o'tirganda ham, suralarda ham, zam sura qilib ham, hattoki boshqa surani o'qsa ham, yana yoniga ihlosni qo'shib ketavergan. Oxir oqibat nima dedilar? Sen sevganing bilan birga bo'lasan dedilar. Ya'ni yaxshi ko'rib aytishlik. Virdni eng katta yaxshiligi shundaki, zikr azkorlarni, zikrlarni aytishda yoki suralarni o'qib yurishlikdagi eng yaxshi fazilat qachon bo'ladi? Qachonki uni yaxshi ko'rib aytilsa. Aytishlik kerak ekan, men shuni aytishim kerak, shuni aytmasam bo'lmaydi degan majburiyat bilan emas, balki yaxshi ko'rib aytishlikda foyda ko'p, naf ko'p dedilar. Xo'p, ko'p zikr qilishlikda gap ko'p. Sizning savolingizga qo'shimcha javob, ko'p zikr qilishlikda, ya'ni ko'p eslashlikda va ko'p aytib yurishlikda gap ko'p. Agar Zalzala surasini o'qib yuradigan odam, u demak ko'p qiyomat haqida o'ylaydigan odam bo'ladi. Chunki bu yerda qiyomat aks ettirilgan. Va har bir amalga e'tiborli bo'lishlikka e'tibor qaratilgan. Qiyomatni o'ylaydigan odam bu dunyoda aptiti yo'qoladi. Qiyomatni ko'p o'ylab yursangiz, ishingizga ham beparvo bo'lib qolasiz. Bu dunyoga qo'ygan maqsadlaringiz ham esingizdan chiqa yozishni boshlaydi. Chunki qiyomat shunday narsada, u odamni qo'rquv. Oldingi salaf solihinlar agar qiyomat haqida gapirsalar, yig'lashni boshlashgan. Ve yığılab hattonki bazıları behuş bölüşken. Yani ana öşe, kıyamet hakkında köp öyle badanga sindirir şunayı bölüldü. Odamın uykusu buzuladı, o katı yiyişini tam etibar vermeye koyadı, hayatka nispattan soğuk koladı. Bir sahaba ettiler ki, ya Resulullah, biz sizinle olduğunuzu gelsek, kıyametini köp, yakış görüp, kıyamet hakkında yapışını boşlayımız, olduğunuzdan ketsek, yani isimizden çıkadı, dünyamızda şöngiyimiz dediler. Ha? Bu kişi hali özlerine sindirmegen, belki özge sindirgen adamın oldu da ötürgen mahallede şunları bugün. Yani Resulullah bu narsanı, Resulullah'a düşedigen her bir ayet o kişiye singip düşedi. Ve Resulullah bu narsanı özlerden ufurup turganları için sahabalar o kişinin aldığı kelgende, o'shanaqa holatga tushib qolganlar, ya'ni qiyomat haqida, oxirat haqida o'ylaydigan bo'lib, shunaqa bir holatga tushib qolganlar. O'sha uchun zikr eslatma olishlik, eslatma degan gap ko'p ishlatiladi Qur'onda. Zikr so'zi ko'p ishlatiladi Qur'onda. Biz esa zikrni faqat tilda ekanligiga e'tibor beramiz. Tilimizda aytayapmizmi, shu zikr bo'ladi deb o'ylaymiz. Aslida zikr faqat tilda bo'lmaydi, balki qalbda bo'ladi va u butun vujud bilan bo'ladi. Ana o'sha haqiqiy zikr deyishgan.